Tekno hoş geldiniz. Bölümde TaoTronics LED masa lambası inceliyoruz. Masa lambası incelenir mi diyebilirsiniz. İncelenir çünkü ekran kartının, ana kartının incelemesi her yerde var da böyle aletlerin incelemesi pek olmuyor. TaoTronics firması zaten teklif etti. Yani böyle bir ürününüz var bakar mısınız diye. Dedik bakarız. Çünkü ilginç bir ürün. Hem de güzel gözüküyordu. Böyle ürünlerde insan şüpheye düşüyor. Ya bu sırf şekil mi yoksa işe yarıyor mu diye. Aslında bu videonun amacı bu. Bu ürün işe yarıyor mu? kutusu bu. Şimdi kutusunda iki tane şöyle göreceksiniz model var. Siyah beyaz şeklinde. İkisini de koymuşlar. Burada barkodunda ama white olarak belirtiyor. Oradan anlayabilirsiniz. Şu da önemli. TTDL 1004. Bunun tam karşılığı bu. Çünkü Tautoenix'te başka lambalar da var. Bunu şimdilik aşağı alayım. İçinden bu çıkıyor. Bir de adaptör var. Şu an bağlı zaten. Fazla da bir şey yok. Hemen basıyorsunuz. Takıyorsunuz. Fişe basıyorsunuz. Çalışıyor. Ama nereye basıyorsunuz? Şöyle Şurada dokunmatik paneli var. 3 tane tuşu var aslında. Şu M modunu değiştiriyor. Bu açma kapama ve uzun basışta ışığın şiddetini ayarlıyor. Şu da 60 dakikalık bir zamanlayıcı. Şimdi bu masa lambası masa lambasının ne işe yaradığını herhalde anlatacak değiliz. Artık masanızı bütün her yeri aydınlatmadan sadece belli bir alanı aydınlatmak istiyorsanız böyle masa lambaları kullanıyorsunuz. Başka tabi açılımları da var. Birazdan anlatacağım. 7 watt'lık bir e, aydınlatma bu. Dolayısıyla LED aydınlatma olduğu için ışık e, tasarruf da yapıyor, elektrik tasarrufuna da sebebiyet veriyor. Az e, enerjiyle çok iş yapma iddiası var. 37 santimden 650 lükslük bir ışık söz konusu. Tabii mod dedik. Neyin modu değişecek? Bu isterseniz sarı ışık veriyor, isterseniz daha soğuk ışık veriyor. İsterseniz de ikisini karıştırıp veriyor. Bunu mod tuşuna basarak ayarlıyorsunuz. Artık hangisini istiyorsanız duruma göre değişir. Bir uygulaması falan yok. Buradaki tuşa basarak yapıyorsunuz. Ledler şöyle yine kapatayım bunu. Ledler bu başlığın içinde hizalanmış durumda. Duruma göre işte buradan seçtiğiniz mod durumuna göre açıyor. Bir de tabi bunun kendisi var. Burada daha rahat göreceksiniz. Bakın ayarlanabilirliği çok iyi. Dengede de duruyor her türlü. Dik de durabilir isterseniz. Çok tabi bu tarafa doğru eğmeyin ama hani bu e, ön tarafı ben yani şu kısmı aydınlatırken istediğiniz açıya çok rahat bir şekilde geliyor ve orada kalıyor. Ayarladı, ay ayarladığınız ayarı da hafızasında tutabiliyor. Elektrik kesildi geldi hemen eski halinde ayarladığınız şekilde yanıyor. Şu bir saatlik timer meselesi bir saat doluyor. İhtiyacınız varsa bir daha basıyorsunuz hep devam ediyor. Amacı da şu işte tam yatarken bir saate kuruyorsunuz. Belki kitap okudunuz vesaire ya da ışıksız yatamıyorsunuz uyuyamıyorsunuz o bir saat sonra siz uyuduktan sonra kapanmış oluyor onun için güzel iyi olmuş bunun konması Aydınlatma gücü hakikaten şu alan için yani burada Şu alan için bir şey okuy okuyacaksınız çalışacaksınız ya da işte bazınız bazılarınız Kravyesini belki aydınlatmak ister uzaktan e, Hepsi için gayet yeterli yani şu alanda iki elimizin kapsama alanındaki bölgede Gayet iyi çekiyor iyi aydınlatıyor bunu ben şöyle de düşündüm. Ya bunu ilk kullanmaya başladığım zaman acaba dedim bununla şeyler de çekilebilir mi? Çünkü görmüşsünüzdür böyle minik dikdörtgen LED aydınlatmalar var. Fotoğrafçılar çok kullanır. Bu o kadar tabi iddialı bir şey değil ya da CRI değerini firma belirtmemiş ama bu da o amaçla kullanılabilir. Ben sıkıştığım zaman hani bir şey çekeceğim, küçük bir şeye çekeceğim. Bir sürü ışık yakmaktansa bunu hemen getirdim yanına koydum. E, o şekilde çektim şöyle göstereyim. Mesela figür aydınlatması olarak kullanmak isterseniz bu şekilde gayet güzel olur. Yine ışığın rengini de tabii ki şey, sıcaklığını da buradan ayarlarsınız. Duruma göre hangisi hoşunuza gidiyorsa. Şöyle istediğiniz şekilde. Kadracıda bunu sokmazsınız. Çünkü bir de şey var. Hani normalde o dörtgen dediklerimde elle tutuyorsunuz. Bunun çoması ayağı da var. Tabii onlar şarjlı. E, ee, bu şekilde değişik değişik pozlamalar yaparak aslında figür aydınlatmaları ya da küçük şeyleri aydınlatmakta da bunu kullanabilirsiniz. Taotronics'in özellikle belirttiği bir şey var. Bu tip ürünlerde gözü rahatsız eden bir titreşim olabiliyor. O titreşimin olmadığını belirtmiş. Biz de onayladık. Ben yani gözümle de onayladım. Kameramız da onaylıyor. Genelde öyle titreşim yapan ürünler kamerada gözükürler. Titreşimi yaparlar. İşte bunda öyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu da not edin. Yani böyle bir şey ararken mutlaka titreşim var mı yok mu bakın. Çünkü dediğim gibi yani icabında bunun altında kitap okuyacaksınız. Gözlerinizi yormaması lazım. Ürünün fiyatı 500 lira şu an satılıyor. Fiyat konusunda artık ben yorum yapmayı bıraktım. Çünkü bütün fiyatlar anlamsız. Ee, ama hani böyle bir şey lazımsa bir masa lambası arıyorsanız. Klasik hani bu ampulleri taktığımız küçük de olsa büyük de olsa. Ampul taktığımız e, ürünlere kıyasla hem güç tüketiminde avantajı var. Hem de işte görüyorsunuz çok zarif. Çok az yer kaplıyor. Ve e, icabında işte dediğim amaçlarla kullanılmaya müsait güzel bir led ışığı elde ediyorsunuz bence değerlendirilebilir. Özellikle bu birazcık da hani estetik tarafı olduğu için ofiste falan da kullanılabilir. Ama birazcık daha bize hitap ediyor gibi geldi bana. Daha böyle teknolojiyle haşır neşir olanların da daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ama onun dışında tabii bunu yatağınızın başucunda da kullanırsınız. Her yerde kullanırsınız. Bunun buna çok kolay şekil verilmesi ve bana bıraktığı izlenim hani çok da kolay bozulabilecek bir şeye benzemiyor. Bu bayağı sağlam gibi. E, bu e, ayarlanabilirlikle Bence birçok kişi ya bu galiba aradığımız ürün diye dedirtebilir kendine. Dediğim gibi şöyle düşüneceksiniz işte şu alanı aydınlatacak o kadar. Ha şey yapmayın yani ben bunu alayım. Yüzümü aydınlatsın şöyle ben video çekeceğim buradan aydınlatsın. Yapar mısınız? Yaparsınız ama çok yaklaşması gerekir. Çok yaklaşırsa sert olur. Uzaklaşırsa bu sefer ışığın gücü yetmeyebilir. O yüzden yani o maksatla çok fazla kullanmazsınız ama Dolgu ışığı olarak kullanılır mı? Yani ana bir ışığınız varken şurada bir gölge oluştu yok eder mi? Edebilir. O yüzden hani O ihtimal bile var. Sonuçta led ışık işte. Ama ama asıl amacını asla unutmayalım. Önümüzü aydınlatmak o işi yapıyor mu? Yapıyor. Geri kalan her şey ekstra. Dediğim gibi 500 lira olduğunu unutmayın. Araştırın bakalım. Belki yani varsa muadilleri. Kıyaslayın ama bu ürün, TaoTronics'in bu ürünü sizi mutlu edecek diye düşünüyorum ben. Açıkçası hani kullanmayı düşünürüm. E, ve çekimlerimde de kullanmayı düşünürüm. çünkü küçük tefek şeylerle uğraşınca bazen lokal aydınlatma gerekiyor. E, o yüzden de böyle LED ürünlerini zaten kullanıyoruz sıklıkça. LED her şeyin içine girmeye başladı. Hem enerji tasarrufu hem de verdiği ışık gerçekten hoş bir ışık. E, onu da inkar edemeyiz. Ben bu üründe z tavsiye ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.